Türkiye'de, evet, Cumhuriyet döneminde de siyasi bakımdan en güçlü olan tarikat neydi? Nakşibendilik. Ve asıl çünkü biraz önce çünkü daha ziyade bir kültürel, evet, tarikattı. Türk kültür yoludur. Ötekilerin siyasi kimliği de vardır. Onlardan bahsedelim sonra. Bunlar efendim döneminde Nakşilik etkili miydi? Etkiliydi. Çok benim bizatihi yaşadığım bir grup var. Küçük Hüseyin Efendi'den sonra devam eden grup. Benim Üsküdar'da Özbekler Dergahı yetiştiğim bir alandı. Oranın şeyhi Necmettin Özbek Kangay, Küçük Hüseyin Efendi'nin dervişiydi. Dervişi imiş, ben o dönemi bilmiyorum. Ve bütün sohbetlerde Efendi'nin ismi geçerdi. Ve o grubun, yani Küçük Hüseyin Efendi ile ondan önce Gümüşhaneli grubu denir. Gümüşhaneli dergahı, dergahı denir. Hacı Feyzullah Efendi ve Küçük Hüseyin Efendi ve Necmettin Efendi o grubun devamındaydı. Yani benim konumum öyle, o şekildeydi. Ve üzerinde de hizmet hilafeti var. İrşat hilafeti vermemiş efendi kimseye. Hizmet hilafeti vermiş. Biliyorsunuz İrşat Kuşadalı İbrahim Kuşadalı Hazretleri'nden sonra da irşat pek yok şeyhlerde. Daha çok hizmete değer vermişler. Ve bir hizmet hilafetiyle bu Özbekler Dergahı devam etti. Efendim burada Küçük Hüseyin Efendi'nin zamanın kutbu olduğuna inanılıyor. Büyük bir hizmeti kutup var. Kutup ne demek? Onu bir açıklar mısın? Tasavvufta bu özel bir tavır. İşte dünyanın 4 tane kutbu var. Onların ortasında olan Kutbül Aktab. Asıl yöneten kutupların kutbu, kutupların, yani, evet, kutupların kutbu olduğuna inanılan ve bu kutup kimin kim olduğu da bilinmiyor ve vefatında yerine hemen bir yeni şeyi olan diğer kutupların arasından birisi geçer ve böyle bir inanış var. Kutbül Aktab merkez gibi. Merkez gibi, evet. Peki rahmetli Muzaffer abinin çok güzel bir hikayesi var, onu da söyleyeyim. Hacı Muzaffer'in bir şey efendi oturuyormuş bir gün dergahında, etrafında dervişler falan, birden boyu uzamış şey efendinin, uzamış aşağı alaya kadar, biliyor musun o hikayeyi? Ondan sonra herkes hayret dehşet içinde kalmış, bu nasıl bir manzaradır falan. Biraz sonra efendinin hazretin boyu yine küçülmüş bu seferde. Küçülmüş ufacık kalmış. Sonra bu hal geçtikten sonra kim bilir nasıl bir hal yaşıyorlar. Bir trans mıdır, vizyon mudur, nedir? Küçücük kalınca sormuşlar, Efendi Hazretleri sana ne oldu? Demiş ki zamanın kutbu vefat etti. Kutbiyet tacını benim başıma koysunlar diye başımı uzattım aşağı alaya kadar. Başım... Şey efendim diyor. Yok yok efendim. Başka bir şey. Muzaffer Ozak'ın... Anladım. Muzaffer abi mi efendim şey. Ben şimdi darılmasınlar, Muzaffer abi demeye öyle alışmışız ki. Bunlar efendi hazretleri falan. Ben hep abi. Hatırlıyor musun bir gece senin evinde yıllar önce? Ha sen bu adamcağız konuşacak, bir şey söyleyecek. Bu da korkuyor şimdi, gizli mikrofon mu var bir yerde diye. Kim? Sen, sen, ben niye korkayım ya? Ne bileyim ben, bir oyuncak getirmiş, telsiz böyle vız vız gidiyor. Otomobil ki şey, mikrofon varsa bozsun diye diyor. Kim? Sen mi getirdin? Ha, bak kabul etmiyor, görüyor musun? Otomobil hediye gelmişti. Oynuyorum, o gece de o nezihlere gitmiştik. Muzaffer Efendi rahmetli orada. Ne yapıyorsun dedi, üstüne mikrofon varsa bozsun diye. Doğru geçiyorum. Ama ona oynandı. Neyse, şimdi şey efendinin boyu önce uzuyor. Tacı giyiyor. Tacı koysunlar diye uzuyor. Ondan sonra tacı koymamışlar bunun başına. O zaman da küçülüyor. Ha, bir papazın başına koymuşlar. Zamanın kutbu diye. Bak ama çok manalı hikaye. Evet. Papazın kafasından kalan şapkayı da koyacak adam arıyorlarmış. Kimin başına koyacaklar? O zaman küçüldüm diyor. Benim başıma koymasınlar diyor. Yani bu, peki, çok bu bir dakika, Kutbül Aktab anlayışının çok dehşet bir ekümenik tarzıdır bu yani. Papaz bile olabilir. Papaz bile olabilir.